Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu güzel tam ölçülü tarifimi hepinize öneriyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Kola şekli yaptım. Bunu da kare yaptım. Bakın şöyle elimle bölüyorum pideyi. Çünkü daha tam soğumadığı için hamur olur. Şu şekilde içini gösteriyorum bakın. Yumuşacık, pupur pupur. 4 bardak undan 2 büyük pidemiz oldu. Bakın. Şöyle bölelim. Sizin için tekrar bölüyorum. Pidede bıçak kullanılmaz. Bakın içinin güzelliğini. Nasıl pufuduk, gözenekleri görüyor musunuz? Bakın. Sünger gibi oldu. Bu ön mayalama sistemi çok iyi oluyor arkadaşlar. Ben bir fırıncıdan öğrenmiştim. Hepinize öneriyorum. Merhaba değerli takipçilerim. Servin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapıyorum. Bu Ramazan pidesi bizim evde çok seviliyor. Bu ölçü tam güzel oluyor. Hepinize öneriyorum. Şimdi 10 gram mayamı ilave ettim. Kuru maya. Yaş maya da olabilir ama bugün bende kuru maya vardı. 10 gram. 1 bardak ılık su. Kesinlikle soğuk olmayacak. Mayanın erimesini bekliyorum biraz. Daha sonra 1,5 tatlı kaşığı şeker. 1 bardak un koyuyorum. Bu şekilde bu ön maya oluyor. Bunu 20 dakika bekleteceğim. Eledikten sonra bardaklara koydum. Toplamda 4 bardak unla çalışacağız. Şimdi görüyorsunuz şöyle bir hamur elde ettik. Bohça ile sarıyorum. Hava almasını önlüyorum. Ön mayalanma olmuş. Çok güzel. Tam istediğim gibi. Şimdi içerisine ılık süt. Parmağımla tekrar kontrol ediyorum. Yarım su bardağı, 100 milim. 100 milimde ılık su. Sıcak olmaması gerekiyor, ılık olması gerekiyor. Yoksa maya ölür. Şimdi hepsini birlikte tekrar karıştırıyoruz. Tekrar sıvılaştırdım. Unumu ilave ediyorum, erimiş olduğum 1 bardak. İkinci bardağı iyice karıştırıyorum. Daha sonra üçüncü bardağımı koyacağım. Bu aşamada hamurumu alıyorum. Artık spatula ile bu şekilde karıştırmak zor oluyor. Bundan sonraki aşama elimle yapacağım. Şimdi yarım bardak daha su ilave ediyorum. İyice birbirine yediriyorum. Bu aşamada içine artık bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Üçüncü bardağımı unumu koyuyorum. Tuzla birlikte. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş ununu yedire yedire. Çok fazla yoğurmayacağım. 1-2 dakika yeterli. İçindeki gluten çıksın. Toplamda 1 su bardağı su, yarım su bardağı ikinci yoğurmamda süt girdi. Şimdi hepsini bu şekilde güzelce yedire yedire hamurumu kıvamına getireceğim. Şimdi kabımızı şöyle içine hafif bir un serpiyorum. Tam 3 dakika arkadaşlar yoğurdum. Pide hamuru diğer hamurlara göre yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Kıvam bakın şu. Şu şekilde. Böyle ellerinize yapışacak. Yapışmazsa hamur serttir.
Bu tam bir kıvam oldu şimdi benim. Şimdi ben bunu 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Üzerine tekrar poşetimi koyuyorum. Bohça yapıyorum. Mayalanmasını bekliyorum. 1,5 yemek kaşığı unumuz var. Bunu 1 yemek kaşığı soğuk suyla şöyle açıyoruz biraz. Bir kaşık daha koyayım. Soğuk su olacak bu ilk açma. 2 yemek kaşığı kaynak su ilave ediyoruz. 1 2 Tam 2 yemek kaşığı sıcak su, 2 yemek kaşığı soğuk su. Evet. Hamurumuz bu şekilde kabardı. Biraz fazla kabarmış. Poşetimize yapıştı. Bakın. Nasıl pupudik oldu hamurumuz. Şimdi onu alıyoruz. İkiye böleceğiz hamurumuzu. Ben un kullanmamak için elime hafif böyle yağ sürdüm. Mis gibi de koktu hamurumuz. O ilk havasını aldık. Şimdi şöyle tam ortadan ikiye kesiyorum hamurumu. Unumuz ılıdı. Şimdi içerisine bir adet yumurta sarısını ilave ediyoruz. Çırpıyoruz. Yıllar önce bir fırıncıdan Ramazan pidesi yapan fırıncıdan almıştım ben bu tarifimi. Hep bu tarifi kullanırım. Hazırlamış olduğum sosu üzerine sürüyorum. Daha kolay şekil veriliyor. Temizi önce şu kenarlarından şu şekilde. Bakın. Şöyle gösteririm size. Parmak izi yapıyoruz. Daha sonra şöyle verelim. Tekrar karşı tarafa. Bir 15 dakika tepsi mayası yapacağız. Bu arada da sosa elinizi batırmayı ihmal etmeyin. Çünkü o zaman daha kolay oluyor. Kabarmaya başladı şey pidemiz. Hemen tekrar kapanıyor. İyice belirli olması için çok bastırmak gerekiyor. Tamam, ikinci pidemiz de hazır. Bu şekilde. Bakın birinci pidemiz tepsi mayası olmaya başladı. Önce onu pişireceğim. Fırında tek tek pişireceğim. 250 derecede sıcak fırına gidecekler. Üzerine susam döküyoruz. Daha sonra da çörek otu. Oh, mis gibi. Fırınımı fanlı açtım şu an. İçine bir tas dayanıklı kap kaynar su koydum. Buhar yapıyor. Mutlaka siz de sıcak su ihmal etmeyin. Şimdi tepsi mayası oluyor. Yaklaşık 15 dakikada sıcak fırında pişecek. İkinci pidem de fırından çıktı. Biraz soğumalarını bekleyeceğim. Pidelerim 15 dakikada pişti, fırından çıktı. Mis gibi kokuları bütün eve
yayıldı. Birini kare yaptım. Diğerinde baklava dilimi yaptım. Sahur, iftar pideleriniz hazır. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu güzel, tam ölçülü tarifimi hepinize öneriyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. İşte soğudu. Tam soğumadığı için bıçak kullanmıyorum. Bunu baklava şekli yaptım. Bunu da kare yaptım. Bakın şöyle elimle bölüyorum pideyi. Çünkü tam soğumadığı için hamur olur. Şu şekilde içini gösteriyorum. Bakın. Yumuşacık, pupur pupur. 4 bardak undan 2 büyük pidemiz oldu. Bakın. Şöyle bölelim sizin için. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Şimdi tadım yapamıyorum. Fakat kokusu mis gibi eve dağıldı. Çok güzel pişti. 250 derecede. Ben sizin için tekrar bölüyorum. Pidede bıçak kullanılmaz. Bakın içinin güzelliğini. Nasıl pufuduk, gözenekleri görüyor musunuz? Bakın. Sünger gibi oldu. Bu ön mayalama sistemi çok iyi oluyor arkadaşlar. Ben bir fırıncıdan öğrenmiştim. Hepinize öneriyorum. Afiyet olsun bu güzel pidemizi. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.